350 milyondan fazla insan depresyonla yaşıyor. Bilim insanları daha neşeli bir hayatın nörokimyasal anahtarını bulmaya çalışıyor. Depresyon dünya çapında tahminen 350 milyon insanı etkiliyor. Bu yaygın ruhsal bozukluk Dünya Sağlık Örgütü'ne göre gelişmiş dünyadaki en büyük sağlık sorunlarından biri. Peki beynimizde neler oluyor da böyle bir bozukluk ortaya çıkıyor? Ana akım medya antidepresanların işleyişini epey basitleştirerek sadece serotonin seviyesini arttırdıklarını iddia ediyor. Oysa serotonin nörotransmitteri seviyelerindeki dengesizlikle depresyonun bağlantılı olduğu fikri artık eskidi. Fluoksidin gibi seçici serotoninin geri alım inhibitörü ilaçlarının beynin serotonin yolları üzerinde çalıştığı doğru olsa da olay bundan ibaret değil. Serotonin ağları üzerinde etkili olan geleneksel antidepresanlar depresyon hastalarının yarısından daha azına fayda sağlayabiliyor. Oxford Üniversitesi'nden psikofarmakoloji profesörü P. Cowan artık kimse nörotransmitter hipotezlerine inanmıyor diyor. Depresyon tek bir nörotransmitterdeki kusur olarak açıklayamazsınız. Nörotransmitterler elbette işin içinde olabilir ama onlar sadece karmaşık bir sistemin parçaları. Cowan 2015 yılında yayımlanan bir çalışma kapsamında MR spektroskopi tekniğini kullanarak beyindeki GABA, glitamat ve glutatyon seviyelerini ölçtü. Depresyon hastalarında beynin korteksindeki glutatyon seviyesi düşük olmasına rağmen bu durum büyük bir resmin sadece küçük bir parçasıydı. Depresyona girmenin hayal kırıklıklarını ve travmayı algılama biçimlerimizle büyük bir ilgisi var. Kaputun altında ne var? Beyin görüntüleme teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte depresyonda rol oynayan nörolojik mekanizmaları açıklamada büyük ilerleme kaydedildi. Bilim insanları hastaların beyinlerindeki kan akışı, anatomi ve elektrik aktivitesi değişikliklerini analiz ederek ölçülebilir farklılıkları keşfedebildi. Ancak nörobilimciler beynin belli bölümlerinde yara izi etkileri bulabilse bile beynin hiçbir bölgesi depresyondan tek başına sorumlu değil. Cowan, artık çoğumuz depresyonu birden fazla nörotransmitterin, nöromodülatörün ve anatomik bölgenin sorumlu olduğu bir nöral devre rahatsızlığı olarak görüyoruz diyor. Popüler modellerden biri limbik sistem yani amigdala gibi bölgeleri içeren sürüngen beyni denilen sistem aşırı aktifken normalde limbik sistem aktivitesi düzenleyen prefrontal korteksin yeterince aktif olmamasıydı. Beynin alt kısmında aşırı miktarda korku üretilirken üst kısmın alt kısmı yeterince kontrol edememesi sonucunda dünyaya bakınca kötü şeyleri diğer insanlardan daha fazla görme eğiliminde oluyorsunuz diyor Cowan. Başka bir deyişle depresyona girmenin hayal kırıklıklarını ve travmayı algılama biçimlerimizle büyük bir ilgisi var. Bu basit bir açıklama gibi gelebilir ama hatırlatalım ki insanların %65'i ila 70'i bir yakının ölümü, kanser teşhisi veya başka bir ciddi travma sonrasında depresyona girmiyor. Oxford Üniversitesi'nden psikolog profesör Catherine Harmer, depresyonu olan birçok insanda olumsuz ön yargı dediğimiz bir durum var. Yani hayattaki kötü şeylere odaklanıyorlar diye açıklıyor. Bu ön yargı nedeniyle depresyondaki insanlar mutlu yüz ifadelerini tanımada daha başarısız. Olumlu özgönderimsel kişilik özelliklerini sınıflandırmada ve hatırlamada daha yavaş. Yaşadıkları olumlu olayları hatırlamada daha kötülerdir. Tüm bunlar depresyonu daha da kötüleştiren bir geri bildirim döngüsü yaratıyor. Harmer depresyonda olan insanlar olmayan insanlara kıyasla aynı olaylardan ve stres faktörlerinden daha fazla olumsuzluk çıkartabiliyor. Bu da depresyon semptomlarını sürdürmenin bir yolu olabilir diyor. Antidepresanlar depresyon hastalarının olayları daha olumlu görmelerine yardımcı olarak döngüyü kırıyor ve bu da zamanla iyileşmeye yol açıyor. Bunun kanıtı olarak Harmer'ın araştırmasında bulmak mümkün. Araştırma depresyon olmayan sağlıklı insanlara antidepresan verildiğinde olumlu bilgileri de hatırlama olasılıklarının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu da bize depresyon tedavilerinin gerçekte nasıl çalıştığını anlamak için ihtiyaç duyduğumuz biyolojik kanıtı sunuyor. Depresyonun nörolojik ve nörokimyasal sinyalleri zaten karmaşık görünüyor ama temel nedenleri daha da karmaşık. Depresyon birçok faktörden dolayı birçok farklı biçimde ortaya çıkabiliyor. Örneğin bazı insanlar mutlu bir çocukluk geçirmelerine rağmen örneğin ailede bipolar bozukluk öyküsü nedeniyle genetik olarak depresyona yatkın olabiliyorlar. Spektrumun diğer ucunda ise böyle bir biyolojik yatkınlığı olmamasına rağmen çocukluklarında travma ve istismara maruz kalan insanlar bulunuyor. Harmer bu iki grup benzer semptomlar gösterebilse de bu semptomların altında yatan mekanizmalar farklı olur ve farklı tedaviler gerektirir diyor. Bu nüansları dikkate alarak daha kişileştirilmiş ilaçlar geliştirmenin mümkün olacağını da söylüyor.
Nihayetinde depresyon içinde tek ve kesin bir tedavi bulunması pek ihtimal dahilinde değil. Kişiye özel ilaçlar. Bu terimi daha önce duymuş olabilirsiniz. Şu sıralar tıp dünyasındaki en dikkat çekici fikirlerden biri, genetik taramalar sayesinde ileri doktorların hastalarına özel ilaçlar reçete edebilme olasılığı. Geleneksel fluoksetin gibi seçici serotoninin geri alım inhibitörü, ilk denemede yanıt veren depresyon hastalarının oranını yarıya azalttı. Hastaların üçte birisi ise mevcut hiçbir ilaca yanıt vermiyor. Dolayısıyla sadece yeni ilaçlar değil, hangi ilacın hangi hastalarda işe arayacağını anlama yöntemlerine de ihtiyacımız var. Bu sayede hastaları işe yaramayan ilaçları yıllarca kullanmaktan da kurtarabiliriz. 2016'da İngiltere Kraliyet Psikiyatristler Birliği, kandaki enflamasyon seviyesine dayalı olarak geleneksel antidepresanlara kimlerin daha iyi yanıt vereceğini belirleyen bir kan tahlili formüle ettiklerini açıkladı. Sitokin moleküllerinin neden olduğu yüksek enflamasyona sahip kişilerin geleneksel antidepresanlara yanıt verme olasılığı daha düşük. Depresyonluk kişilerin yaklaşık üçte birinin kan enflamasyonu seviyesi ise yüksek. Bu da bize ümit verici yeni araştırma alanlarından birini götürüyor. Stres tepkisine. Stres tepkisi birçok depresyon türünde önemli bir faktör olabilir. Bu yeni modelde halsizlik, iştahsızlık ve yorgunluk hissi vücudun normal bir bağışıklık sistemi tepkisi sergilemesini yan etkileri olabilir. Enfekte olduğumuzda veya yaralandığımızda makrofaj adlı akyuva hücreleri sitokin üretir. Sitokinler enfeksiyonla savaşmak veya yarayı onarmak için diğer makrofajlara sinyal gönderir. Ayrıca sitokinler beyne giderek nöroenflamasyonu tetikler. Bu da yorgunluk hissi hasta davranışlarına neden olur. Evrimsel bakış açısıyla bakınca bunu mantığını anlamak mümkün. Hastaysanız dinlenmek veya enfeksiyonlara yakalanma riskine girmemek en iyisi. Akyuvarlar duygusal olarak stresli olduğumuz zaman da sitokin salgılar. Bu da tıpkı hastaymışız gibi yorgunluk ve moralsizlik duygularına yol açar. Modern dünyada banka hesabınızın boşaltılması veya müdürünüzden azar işitme gibi ölümcül olmayan tehditlerde de aynı stres tepkisini tetikleyebilir. Başka bir deyişle savaş ya da kaç tepkisine programlanmış biyolojimizin modern dünyadaki stres kaynaklarıyla bir araya gelmesi depresyonu yaygınlaştırmış olabilir. Özellikle çocuklukta istismar ve travma yaşayan kişilerin baz enflamasyonlu seviyeleri yüksek görünüyor. Yetişkinlikte yaşadıkları stresli deneyimler sayesinde daha da arttırınca depresyona neden olabiliyor. Enflamasyon seviyesi yüksek kişiler antidepresanlara yanıt vermeme eğiliminde. Ama neyse ki başka hastalıklar için geliştirilmiş enflamasyon tepkisine hedeflenen ilaçlar zaten mevcut. Normalde Crohn hastalığının tedavisinde kullanılan infliximab bunlardan biri. Antienflamatuvarlar üzerinde devam eden klinik çalışmalar umut vaat ediyor. Üzerinde çalışılan yeni ilaçlardan biri de ketamin adlı psikiyatrik anestezik. Depresyona karşı hızlı bir etki yarattığı görüldü ama etkisi kısa ömürlü. Bu nedenle araştırmacılar bu etkinin altında yatan sindir mekanizmalarını tanımlamayarak aynı sistem üzerinde çalışan yeni ilaçlar tasarlamayı amaçlıyor. Bu mekanizmalar serotonin ağlarıyla değil, reseptörleriyle ilişkili. Ayrıca sihirli mantarlarda bulunan psikedelik maddesinin de depresyona karşı hızlı, derin ve uzun süreli bir rahatlama sağladığı ortaya koydu. Universal College London Psikiyatri Bölümü Başkanı Lewis, ancak antienflamatuvar ilaçlar şu anda elimizde en ilginç seçenekler diyor. Antienflamatuvarların gücü, depresyondan müzdarip insanlarda spor ve egzersiz yapmanın neden işe yaradığını da açıklıyor. Ancak Lewis'in araştırmaları, şiddetli depresyon hastalarında sporun fayda sağlama olasılığının düşük olduğunu buldu. Depresyon hastalarına spor yapmalarını önermenin tek başına yeterli olmadığını sonucuna vardı, diyor. Bundan daha etkili şeylere ihtiyacımız var. Farkındalık ruh hastalığı alanında son zamanlarda gündemde düşmeyen bir konu. Lewis bulgulara bakılırsa farkındalık depresyon geçirmiş ancak şu anda iyi durumda olan insanlarda depresyonun nüksetmesini önleyebilir diyor. Ancak depresyonu tedavi edebileceğine dair fazla kanıt yok. Nihayetinde depresyon içinde tek ve kesin bir tedavi bulunması pek ihtimaller dahilinde değil. Yeni ilaçların yanı sıra sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, stres, alkol ve sigaradan kaçınma da tedavide rol oynayabilir. Ancak Cowan'a göre toplumun yapabileceği en iyi şey yetişkinlikte depresyon ihtimallerinin en güçlü göstergelerinden biri olan çocukluk travmalarını olabildiğince azaltmak. Büyüme çağındaki çocuklara iyi deneyimler yaşatmak yapabileceğimizin en etkili şeylerden biri, diyor Cowan.
Tabii antidepresanların işe yaramadığı, intihara yol açtığı, ilaç şirketlerinin yanıltıcı verilerle bizi kandırdığı gibi ana akım medyanın gündeme taşıdığı fikirlere de savuşturmak gerekiyor. Cowan, bu fikirlerin kimseye faydası yok, hastaları yaşadıklarının ciddi olmadığını, gerçek olmadığını ve kandırıldıklarını hissettiriyor, diyor ve ekliyor. Bence bu hastaları aşağılamak demektir.